akşamlar efendim. Ben Fatma Nur Akbal. 12 Temmuz günlerden Cuma, günün gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Emeklinin gözü kulağı AK Parti grubundan gelecek olan haberde. Bir toplantı yapılacağı söylendi. O toplantıyla ilgili gelişmeler var. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, bakanlığımız henüz çalışmalarını tamamlamadı dedi. Kök maaşı 8 bin liradan düşük olan yaklaşık 4 milyon emekli Temmuz ayı zammından faydalanamadı. Emekliler de bu konudan şikayetçi oldu. Hal böyle olunca hükümet de bu konuya kayıtsız kalamadı. Seyyanen zam kapısı da kapatılınca en düşük emekli aylığının yukarıya çekilmesi gündeme geldi. Temmuz ayının sonuna kadar çalışılacak emeklilere ilişkin yeni düzenlemenin de meclis kapanmadan hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş önümüzdeki günlerde toplantı yaparak emeklilerin durumunu görüşecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ilerleyen günlerde yapılacak toplantının zamanının yanlış anlaşıldığını, toplantının henüz yapılmadığını dile getirdi. Ancak bugünlerde hem bakanlarımızın farklı programları nedeniyle hem de bakanlıkların etki analizleri hem mali hazine açısından karşılık üretilmesi lazım, bütçe karşılığı, hem de diğer bakanlığımızın çalışmaları tamamlanmadı. Ben o zaman önümüzdeki günlerde demiştim, bugün, yarın, önümüzdeki günlerde. Bu hemen bugün gibi algılanmış. Arkadaşlar bu hafta sonuna doğru inşallah herhangi bir toplantı bugüne kadar yapamadık. Güler, toplantı zamanının belli olduğunda açıklayacaklarını söyledi. Raporlar bitmediği için ama önümüzdeki günlerde yapıldığında inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. Karar verildikten sonra hızlıca zaten meclisimizde gerekli değerlendirme yaparız. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı sorusunu da cevapsız bıraktı. Arkadaşlar hiç bilgim yok. Hayır, hiç bilgim yok. Toplantı yapmadık arkadaşlar. Ve açıklandığı andan itibaren tartışmaları bitmeyen bir konu, sokak hayvanları düzenlemesi konusu. AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı teklif imzaya açıldı. Ötenazi uygulaması nasıl yapılacak, sokak hayvanları uyutulacak mı soruları da karşılığını buldu. Sağlıklı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanların ötenazi yoluyla da hayatlarına son verme noktasında bir imkan tanıyoruz. Başıboş köpekler sokaklardan toplanacak, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınamayacaklar. Bu köpekler sahiplendirilecek, sahiplendirilemeyenlerin bakımları da barınaklarda yapılacak. Hastalıklı, kuduz riski taşıyan ve rehabilite edilemeyen köpeklere ise ötenazi uygulanacak. Bu yaşam alanlarında sağlıklı hayvanlar yaşamaya devam edecek, orada bakımları devam edecek, kısırlaştırılacak, aşılanacak ve bakımlara devam edecek. Ancak orada kuduz riski taşıyanlar, bırakın orada barınmayı, normalde toplum şeyi içerisinde zaten yaşamaları mümkün değil. Saldırganlaşmış, azgınlaşmış ve rehabilite edilme imkanı yok. Bunlar o barınaklardaki görev yapan veteriner ve yönetimlerin vereceği kararlar. Orada görev yapan arkadaşlarımızın, görevli arkadaşlarımızın veterinerdir, oradaki barınak yetkilisidir, müdürüdür. Bunların vereceği kararlar noktasında bu uygulanacaktır. AK Parti uzun süredir üzerinde çalıştığı başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Toplumumuzda belli saha anketlerinde vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu birçok şikayette ortaya çıktı ki mevcut kanunumuzda ve şu andaki uygulamalarda eksiklikler var ve bunların bir an önce tamamlanması, kamu düzeninin, toplum sağlığının, insan hayatının korunması, buna yönelik bazı düzenlemelerin acil ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Teklifle ötanazinin kapsamı daraltılacak, başıboş köpekler barınaklarda toplanacak. Bu konuda yerel yönetimlere 4 yıl süre verilecek. 2028'e kadar barınakların bu tür yerlerin oluşturulması, altyapısının geliştirilmesi için. Mevcut mevzuata göre 25 binden fazla nüfusu bulunan belediyelerin barınaklar ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırması gerekiyor. Teklifle bu payın kullanımı da denetlenecek. Hükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yolda. Bu uygulamayı yapmayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar
yaptırımı öngören hapis cezası öngörüyoruz. Artık belediyeler kendi sınırları ve sokaktan topladıkları hayvanları başka bir yere bırakamayacak. Bunu yapana hayvan başına 50 bin lira ceza verilecek. Ayrıca evcil hayvanını sokağa bırakan ve yasaklı ırkların üretimini yapanlara da 60 bin lira ceza öngörülüyor. Toplayıp bir başka ilçenin sınırlarının içine atarak bundan kurtulmak gibi maalesef kötü örnekleri de engellemek istiyoruz. Buna göre de idari para cezası olarak 50 bin TL'yi de burada yaptırım olarak kanun teklifimizde yer veriyoruz. Bir hevesle sahiplendiği köpeği belli bir şeyden sonra sokağa bırakan, sahipsiz hale getiren insanlarımız da var. Bunu da yaptırıma tabi kılıyoruz. Yani kendiliğinden bu şekilde sahipsiz bir hale getirdiği, sahiplendiği köpeği bırakanlara da mevcut hayvan başına 60 bin TL idari para cezası öngörüyoruz. Teklifin önümüzdeki hafta Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Meclisin yoğun gündemi ay sonuna kadar devam ediyor. 9. yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Sıra genel kurulda. Soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarına, yargıda yeni düzenlemeler yolda. AK Parti'nin imzasını taşıyan 9. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı kararlar yeniden düzenlendi. Onlardan biri de kamuoyunda bazı kesimler tarafından tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin kararının tersine artık kadın eşinin soyadını almak zorunda olacak. İsteği halinde ise kendi soyadını da kullanabilecek. Ayrıca teklifle anneye, babayla çocuk arasındaki soybağının reddi için dava açma hakkı verilecek. Yapacağımız bu çalışmaların ülkemizde adalete, barışa, toplumsal uzlaşıya katkı sunacağına inanıyorum. Teklife göre hakaret suçu uzlaştırma alanından çıkarılacak. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Davalar arabulucuya gidecek, artık sadece hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçunda şikayet süresi 2 yılı geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Tahliye taleplerinin reddiyle tutukluluk halinin devamına... Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavında soru sorulacak alanlar arasına milletler arası hukuk, milletler arası özel hukuk, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavında soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Sınavlara yeni alanların eklenmesi ve sınavların yapılma şekliyle sınavlara ilişkin diğer hususlar Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, partisinin oy oranının anketlere göre 3 kat arttığını söyledi. İstifaları da değerlendiren Dervişoğlu, eğer partimiz yükselmeye devam ediyorsa... İstifalar demek ki olumsuz bir şekilde etkilememiştir dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gitti. Partisinin il başkanlığını ardından da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarıyla yerel seçimlerde kazandıkları Gelendost ve Yalvaş belediyelerini ziyaret etti. Dervişoğlu iktidara hazır oldukları mesajını verdi. Türkiye çaresiz değildir, umutsuz değildir. Bugün iş başında bulunan iktidara da mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat olsun ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var. İYİ Parti lideri genel başkan değişiminden sonra partisinin oylarının düştüğü iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. Dervişoğlu partisinde yaşanan istifaları da değerlendirdi. İYİ Parti içinde bir takım... İstifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa biliyorsunuz tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer yükselmeye devam ediyorsa günün şartları içerisinde demek ki bu istifalardan olumsuz bir biçimde
etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Gönülleri lazımdır. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günde bir konuşma yaptı ve dünya basınında gündem oldu. Küresel vicdanın Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü mevcut ortamda İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Erdoğan bu sözlerle tüm dünya karşısında Filistinlileri savundu. İsrail'e karşı durdu. Erdoğan tüm dünyanın gözünün önünde Filistinlilere saldıran İsrail hükümetine karşı birlik halinde baskı çağrısı yaptı. Tüm müttefiklerimizi ateşkesin sağlanması ve 9 aydır açlıkla imtihan edilen Gazze halkına insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için Netanyahu yönetimi üzerindeki baskılarını artırmaya çağırıyorum. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Erdoğan'ın İsrail yönetimine karşı yaptığı bu çıkış dünya basınında da yer aldı. Erdoğan, Newsweek Politico dergisi ve İsrail basın kuruluşu The Jerusalem Post gazetesinde manşet oldu. Erdoğan ayrıca NATO'nun İsrail'le işbirliği yapmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini de söyledi. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Erdoğan, NATO zirvesinin sonraki toplantısının hangi şehirde yapılacağına ilişkin de konuştu. İstanbul'a yakışır ve İstanbul'da böyle büyük bir organizasyonu yaparız. Daha önce de yine bir zirveyi İstanbul'da yapmıştık. Yine İstanbul'da inşallah böyle bir zirveyi yapar ve buradan NATO ile birlikte dünyaya selamımızı çakarız. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi NATO-Ukrayna Konseyi oturumuyla sona erdi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda bulundu. Son günlere yaklaşırken ve sona ererken de Ukrayna, Fransa ve İngiltere devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin son gününde müttefik ve ortak devlet ve hükümet başkanları toplantısına iştirak etti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti. Erdoğan oturum öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çekya Cumhurbaşkanı, Arnavutluk Başbakanı ve Hollanda Başbakanı ile ayrı ayrı ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Erdoğan düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katıldı. Oturumun ardından Erdoğan devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bir araya geldi. Erdoğan, Macron'la zirvenin yapıldığı Waltry Convention Center'da görüştü. Erdoğan son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'ne yine damga vurdu. NATO-Ukrayna oturumu yapılırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Başkan Putin diye anons etti. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Yine Joe Biden, yine gaf. Basın toplantılarında donup kalmasıyla, hava ile el sıkışmasıyla, kelimeleri söylemekte zorlanıp kekemesiyle sık sık gündem oluyor Joe Biden.
81 yaşındaki devlet başkanı bu sefer NATO liderleri karşısında yeni bir gafa imza attı. Biden'ın gafı karşısında Ukrayna devlet başkanı Zelenski donup kaldı. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Biden, NATO-Ukrayna Konseyi oturumu açılış konuşmasında sözü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye bırakmak istedi. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ancak Biden, kürsüye Zelenski yerine Putin'i davet etti. Ladies and gentlemen, President Putin. 24 Şubat 2022'den beri Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı savaş veren Zelenski ise bu cümle üzerine donup kaldı. Kürsüden tam çekilecekken hata yaptığını fark eden Biden, mikrofona geri dönerek gafını düzeltti. President Putin. He's a big President Putin. President Zelenski. Biden hatasını, Putin'i yenmeye odaklanmıştım diyerek aklamaya çalıştı. I'm so focused on beating Putin. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28'i son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1355 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak'tan bugüne kadar da toplam 1355 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin Gele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evlerle Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tank savar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roket atar, bomba atar, doçka makineli tüfek, piyade tüfeğiyle bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatıyla muhtelif malzemeyle geçirildi. 4 Temmuz'da Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan istihkam uzmanı Çavuş Cebrail Acar'a bir kez daha başsağlığı dilendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var efendim. Pençekilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu. Bahadır Rıdvan Talay. İstihkam uzman çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit haberini de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Bakanlık açıklamasında onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olurlarsa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek denildi. Çember 19 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4466 firari yakalandı. ...81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember 19 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4466 firarinin yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 4436'sının 0-5 yıl arasında arandığı, 19'unun 5-10 yıldır arandığı ve 11'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaştı. Bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Yakalanan 4
44.466 şüphelinin 691'i hırsızlıktan, 383'ü dolandırıcılıktan, 159'u yağmadan, 79'u adam öldürmeden, 116'sı cinsel suçlardan, 85'i terör suçlarından, 718'i narkotik suçlardan, 434'ü kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi. Kamu personeli seçme sınavı yani KPSS 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Bu oturuma 1.470.487 aday katılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans genel yetenek, genel kültür oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki lisans eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar ise 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Alan bilgisi sınavları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde öğretmenlik alan bilgisi testi de 4 Ağustos'ta uygulanacak. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270.927 sınav görevlisi yer alacak. Sınava başvuranların yoğunluğunun ise 22-32 yaş aralığında olduğu açıklandı. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden gelirken kadın aday sayısının ise erkek aday sayısının yaklaşık 2 katı olduğu bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları hakkındaki yeni hedeflerini açıkladı. Kurum, 2025 yılı sonuna kadar 11 ilimizde ve ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak dedi. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri Adıyaman. Depremin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından Adıyaman'da hala acılar sarılıyor. Deprem yetmezmiş gibi selin de vurduğu kentte resmi rakamlara göre en az 8.387 kişi hayatını kaybetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adıyaman'ı ziyaret etti. Kurum, Adıyaman'da hak sahibi depremzedelere ilişkin konut müjdesi verdi. İnşallah 2025 yılında evine girmeyen AFS'de vatandaşımız, Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu manada burada konut teslimlerine başladık. İnşallah konut teslimlerini yıl sonuna kadar devam edeceğiz. 41 bin değil mi? Adıyaman'da bu manada hak sahibi vatandaşımız var. 20 binin konutunu inşallah yıl sonuna kadar büyük bir kısmını da önümüzdeki yılın 6 ayında teslim ederiz. Kurum deprem konutlarının teslimine ilişkin hükümetin yeni hedefini açıkladı. Çok daha hızlı çalışacağız. Çok daha hızlı mesafe kat edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslim edip kardeşlerimize, vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlayacağız. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Kurum, deprem bölgesinde tasarrufa gidildiği, bir depremzedenin ise aidatını ödemediği gerekçesiyle evinden kovulduğu iddialarına cevap verdi. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Vatandaşın, şehrin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaç giderilecektir. O ihtiyaç bir an önce yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımız burada veya başka bir alanda aidatını ödemedi diye icra edilmemiştir. Edilemez. Edilmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı. 2 katının kaçak olduğu tespit edildi. Binadan karot örneği alınarak incelemeler yapılacak.
Bahçeli Evler'de yapımı devam eden bir inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bina akşam saatlerinde tuğla parçaları düştüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Tedbir amaçlı boşaltılan binaya alınmayan vatandaşlar konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda binanın yan duvarında eski binadan kalan duvar kalıntılarının aşağı düştüğü belirlendi. Teknik ekiplerin taşıyıcı kolon giriş sistemlerinde yaptığı incelemeye göre de binada acil bir risk olmadığı görülerek bina sakinlerinin geçici olarak oturmalarına müsaade edildiği kaydedildi. Binaya 10 gün içinde karot aldırmaları konusunda tebligat yapıldı. Binanın girişine belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri tarafından ilanen bir yazı yapıştırıldı. Bina sakinlerinin 10 gün içinde karot almadıkları takdirde belediye tarafından binadan karot aldırılacağı belirtilerek karotun sonucuna göre çalışma yapılacağı kaydedildi. 10 daire ve 3 dükkanın bulunduğu binaya 2 kat kaçak ilave kat yapılmış olduğu da anlaşıldı. Susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Beyiş Susuzu Mahallesi yoğun bir göç vermişti. Büyükşehir Belediyesi'nden bölge için önemli bir adım geldi. Mahallede arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi hayata geçirildi. Bölge çiftçilerinin yüzü sulu tarım üretimi ve artan rekolteyle güldü. Yıllardan beri yer altında yer üstünde suyumuz yoktur. Şurada 15 hanemiz kaldı. Biz yağmur suyuyla büyüdük. Yani içtiğimiz su, hayvanların her şeyin ihtiyacını yağmur suyuyla karşılamaktaydık. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde atık su arıtma tesisinde arıtılan su tarımda kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve göç veren Korkuteli'nin Beyiş Susuzu Mahallesi'nde arıtma suyuyla tarımsal sulama projesini hayata geçirdi. Korkuteli Atık Su Arıtma Tesisinden deşarj edilen arıtılmış su Beyiş Ovası'ndaki 2000 dekar araziye verildi. Yaklaşık 16 kilometre basma ve isale hattıyla polietilen ve çelik olmak üzere boru döşedik. Arıtmadan çıkan yaklaşık 80 litre saniye su ile 2000 dekar arazi sulamaktayız. Kuru toprakların yeniden yeşile bürünmeye başladığı mahallede ekimler yapılmaya, bahçeler kurulmaya başlandı. Bölgede sulu tarım yapmaya hasret kalan çiftçiler mutlu. Bu topraklarda suya kavuştu. Yani şu anda çok mutluyuz. Milletin bu ovayı yeşillendirmesini istiyorum. Suyumuz geldiği için ovamız çok bereketli, mahsuller daha da kaliteli oldu. Bu ovada yetişmeyecek herhangi bir bitki yok. Her türlü meyve, sebze tür yani kaliteli şekilde yetişeceğine inanıyorum. Beyiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, Korkuteli'nde sera düzeyinde tarım yapacağından da ümitli. Antalya'nın kumrucası, finikesi varsa sera düzeyinde, Korkuteli'nde kumrucası, finikesi Beyiş Susuzu olarak geçeceğine inanıyorum. Köyümüze geri dönüş sağlanacağını tahmin ediyorum. Küresel iklim krizi ve kuraklık hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye artık su zengini değil, su kıtlığı riski yaşayan ülkeler arasında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kişi başı su tüketimini düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bugün dünyada 80 ülke su sıkıntısı çekiyor. 844 milyon insan ise içme suyu hizmetine erişemiyor. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazla olan 2.1 milyar insan ise temiz suya hasret durumda. Bakan Yumaklı dünyada yaşanan su sıkıntısını bu sözlerle anlattı. Türkiye'nin sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığına dikkat çekti. Ülkemiz Dünya Kaynakları Enstitüsü 2023 yılı değerlendirmelerine göre en fazla su kıtlığı riski taşıyan 25 ülke arasında sayılmaktadır. Bakan Yumaklı, tarımda suyun etkin kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Su kaynaklarını korumak için hazırlanan su verimliliği seferberliği hakkında bilgi verdi. Su verimliliği strateji belgesi ve eylem planını hazırlamıştık. 2030 ve 2050 yıllarına yönelik sektörel ve bireysel su verimliliği hedeflerini de belirlemiştik. Temel verimlilik uygulamalarına yönelik eylem planları da yine oluşturulmuştu. Bu kapsamda kişi başı 150 litre olan günlük su tüketimimizi 2030 yılına kadar 120 litreye,
2050 yılına kadar ise 100 litrenin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Uzmanlar Türkiye'nin endüstri çağının başlangıcından bu yana sulak alanların %40'ını kaybettiğini belirtiyor. İklim krizinin etkisiyle sıcaklıkların 2 derece artması halinde Türkiye'de kuraklığın en az %40 artacağı, yağışların da yaklaşık %40 azalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşların su tüketimi konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini ziyaret etti. Manavgat'taki Sidi Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, geleceğe miras projesinin ana kapsamlarından birisi de otellere hapsolmuş olan turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daydı. Bakan Ersoy, Sidi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hakkında kazı başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı'dan bilgi aldı. Ülke genelindeki arkeolog alanlarındaki kazı, restorasyon çalışmalarını kapsayan Geleceğe Miras Projesi'nin ayaklarından birisi de Sidi Antik Kenti olduğunu söyledi. Çok geniş kapsamlı Anadolu'nun tamamına yayılan bir proje başlattık. Bu projenin ilk ayaklarından biri Sidi Antik Kenti'ydi. Sidi Antik Kenti'nde Profesör Doktor Feriştah Alanyalı hocamızın kazı başkanlığında çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Özellikle 4 yıl içinde Antik Kent'in birçok kazılmamış noktası kazılıp restorasyonlarla ve koruma alanlarıyla desteklenerek şehrin ziyaretçiyle birleşmesini sağlıyoruz. Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından birisi de otellere hapsolmuş olan turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak dedi. Gece müzeciliği projesini de hatırlattı. Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından biri de biliyorsunuz. Otellere hapsolmuş olan yabancı misafirlerin, turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak ve özellikle bu tarz Antalya gibi yazın sıcaklığın yoğun olduğu noktalarda gün batımından sonra da misafirlerin, ziyaretçilerin öğren yerlerini gezmesi, şehre çarşıya inmesini sağlamak. Bu bağlamda da biliyorsunuz Geleceğe Mirası bu sene itibariyle gece müzeciliği konseptiyle birleştirdik. En başarılı örneklerimizden biri de Sidi Antik Kenti. Ziyaretçilerin artmasında önemli etkisi olan proje kapsamında Sidi Antik Kenti'ne ayrılan bütçe ise 650 milyon liradan fazla. Bu sene kapsamında konuşacak olursak 650 milyondan fazla bir bütçe ayrıldı. Hem turistten hem esnaftan çok olumlu görüşler de oldu. Zaten ziyaret ettiğiniz zaman turist yoğunluğundan görüyorsunuz. Bakan Ersoy daha sonra Gündoğmuş ilçesine geçti. Belediye Başkanı Ali Gülen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Memleketi İbradı'ya da giden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i de ziyaret etti. Yağışlı hava Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yağışın artması bekleniyor. Hafta sonu Ankara'da yağış beklenirken İzmir ve İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Edirne dışında Marmara bölgesi, Kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışların görülmesi bekleniyor. Hafta sonu ise yağışlar güney ve batı kesimlerde etkili olacak. Ankara'da cuma ve cumartesi günü yağış görülmesi beklenirken İstanbul'da ise bugünün ardından hafta sonu yağış ara verecek. İzmir'de de bugünün yağışlı olması beklenirken hafta sonu yağışsız geçecek. İz Bırakan Adımlar projesi kapsamında 15 özel gereksinimli birey Ankara'ya misafir oldu. Projenin 11. gününde Mavi Göl'de doğanın içinde yoga yapan özel gereksinimli bireyler daha sonra magnet atölyesinde gönüllerince boyama yaptılar. Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Dayanışma Programı kolları sıvadı. Engelli bireyler için adım attı. Projeyi ise Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği yürüttü. Hadi açık havada biraz daha enerjik olmanızı bekliyoruz. İz Bırakan Adımlar Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanından 15 özel gereksinimli birey seçildi. Bugün Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
Derneğimiz tarafından yürütülen İz Bırakan Adımlar Projesi kapsamında buradayız. Projemiz kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 gencimiz ve 15 refakatçimizi Ankara'da ağırlıyoruz. Proje kaç günlük bir proje? Seyahat dahil 16 günlük bir proje. Bugün kaçıncı günündeyiz? Bugün projenin 11. günündeyiz. Avrupa Birliği bu projenin neresinde tam olarak? Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje. Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük programı kapsamında finanse ediliyor. Buradaki herkes gönüllü olarak mı çalışıyor bunu? Evet. 16 Temmuz'a kadar sürecek projede özel gereksinimli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin teşvik edilmesi hedeflendi. Proje boyunca yoga, drama, psikososyal destek atölyelerinin yanı sıra doğa yürüyüşleri ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirildi. İz bırakan adımlar sayesinde biz gerçekten farkındalığı, mutluluğu, yaşamayı öğrendik. Nefes aldığımızı hissettik. Farklı kültürlerden, farklı illerden gelen özel birey gençlerin kaynaşması ve atölye çalışmalarında bir arada olması gerçekten bizim için çok kıymetli. Projenin neler kattığını ise katılımcı Yusuf Can Dağlı anlattı. 11 gün içerisinde değişik engel gruplarıyla kaynaştık, değişik kültürlerle kaynaştık. Bu projenin en güzel yanı değişik illerden değişik engel gruplarının bir araya gelmesi ve enerjik bir şekilde kaynaşabilmesiydi. Ben yanlış bildiğimiz yargıları ya da genellemelerin çok doğru olmadığını bu proje sayesinde öğrendim. O yüzden çok minnettarım bu projeye. Görme ve işitme engellinin yanı sıra skolyoz hastalığı da bulunan Yusuf Can Dağlı yetkililere bir de öneride bulundu. Umarım böyle projeler daha da yaygınlaşır. Çünkü bizim engelliler olarak bütün Türkiye'de böyle projelere ihtiyacımız var. Bu tarz projeler üniversitelere, liselere daha yaygınlaştırılırsa, yaş seviyesi biraz daha düşerse çok güzel olur. Çünkü onların ihtiyacı var dinsel engellerini aşabilmeleri için. Çünkü engel zihinde başlıyor. Gönüllülerse projenin bitişine yaklaştıkları için üzülüyor. Her birimiz birbirimizin gönüllüsüyüz. Her birimiz birbirimizin refakatçisiyiz. İnanın burada X kişinin, A kişinin refakatçisi değil. Herkes birbirinin refakatçisi. Herkes birbirinin emin olun gönüllüsü. Harika günler geçirdik. Bugün 11. günümüz, emin olun çok üzülüyoruz. İz Bırakan Adımlar Projesi 11. gününde Ankara Mavi Göl'deydi. Katılımcılar, refakatçiler ve gönüllüler profesyonel ekip eşliğinde doğanın içinde etkinlikler gerçekleştirdi. Bugün yoganın özel gereksinimli bireylerinin bireyleri üzerindeki olumlu etkilerini göstermek için burada toplandık. Bu etkileri biraz sayma şansınız var mı? Ne gibi etkileri oluyor özel bireylere? Düzenli pratiklerle özel gereksinimli bireylerin stres ve anksiyetelerini azalttığını, beden farkındalığı yarattığı ve esneme ve hem zihinsel hem bedensel olarak hem esnemek hem de dengeye getirmek için yararlı bir pratik olduğunu gözlemledik. Bir saate yakın süren yoga programına katılanlar hem rahatladı, hem bedenlerini tanıdı, hem de doyasıya eğlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen farklı engel gruplarına sahip 15 özel birey, Mavi Göl'de önce yoga yaparak zihinlerini boşalttı. Şimdi ise kurulan atölyede hem el becerilerini geliştirecekler hem de yaratıcılıklarını. Projeye katılanlar magnet atölyesinde de birbirleriyle sosyalleşti. Gönüllerince boyama yaptı. Peki sokakta özel gereksinimli bir bireyi gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Onlara yardımcı olmaya çalışıyor musunuz? Yoksa gülümseyip el mi sallıyorsunuz? Sokakta engelli bir birey gördüğümüz zaman nasıl davranmalıyız? Yardım talebinde bulunduğu zaman bir engelli bireye yardımcı olmalıyız. Kendisi herhangi bir yardım talebinde bulunmuyorsa ona yardımcı olmak aslında onun işini zorlaştırmak oluyor. Aslında şöyle normal davranmalıyız. Çünkü normal davranmadığımız zaman aslında onları toplumdan soyutlaştırıyoruz. Yine bir soluk daha bültenimizin sonuna geldik efendim. Bizden hemen sonra spor gündemiyle Reyhan Sözdinler karşınızda olacak. Bugün yolculuğumuz Hakkari'ye doğru. Buzuldağ eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi'ne gideceğiz. Eriyen karların oluşturduğu küçük şelale, eşsiz doğası ve yemyeşil vadide açan renk renk çiçeklerin bulunduğu yer cennet. On binlerce yıllık buzulların bulunduğu derin vadi ise cehennem diye anılıyor. 2 milyon yıl öncesine dayanan buzulların erimesiyle genişleyen göl, doğa sever ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Sizleri Buzuldağı eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi ile baş başa bırakıyoruz efendim. Mutlu hafta sonları dileriz. İyi akşamlar.
Efendim mutlu akşamlar. Kanal Üç ekranlarından bir spor bülteniyle daha karşınızdayız. Ben Reyhan Sözdinler. İlk haberimiz Sarı Lacivertlilerden, Fenerbahçe Avusturya kampından son hazırlık maçında yarın Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak. Merkur Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirmişti. Yes, Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Woltersdorf kasabasında kampa giren Sarı Lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu. Jose Mourinho'nun ekibi Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Ve Gençler Birliği Süper Lig mücadelesi başlıyor. Gençler Birliği'nin yeni teknik direktörü Recep Karatepe, taraftarlara sahada mücadele eden bir takım izletmek istediklerini ve Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. İlk etap kamp çalışmalarını Beştepe İlhan Cavcav tesislerinde gerçekleştiren başkent temsilcisinin teknik direktörü Recep Karatepe açıklamalarda bulundu. Son olarak Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenen Karatepe, teknik direktörlük kariyerine Ankara'da Gençler Birliği'nde başladığı için mutlu olduğunu belirtti. Yaklaşık 20 yıldır futbolun içinde yer aldığına işaret etti. Yaklaşık 20 yıldır futbolun içerisindeyim. İlk antrenörlük deneyimimi de Ankara'da, Şekerspor'da başlamıştım. Tabii Gençler Birliği her zaman bizim gündemimizde, gözümüzün önünde olan bir takım. Çalıştığım kulüplerde de Gençler Birliği'yle çok kez karşılaştım. Aynı zamanda takip ettiğimiz bir takım. Çünkü Ankara doğumluyum ve Ankara'yı çok iyi bilen bir antrenörüm. Benim için de başlangıç aşamasında benim için de çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem benim kulübe katacaklarım hem de kulübün bana katacaklarının fazlasıyla çok olduğunu düşünüyorum. Bu birleşme umarım hem kulüp açısından hem de benim açımdan çok iyi olur. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü'nün maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'nda eksikliklerin giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor. Bodrum Futbol Kulübü As Başkanı Selahattin Polat, ziyaret ettiği ilçe stadında gazetecilere yaptığı açıklamada, stat çalışmalarının UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig için belirlediği standartlara uyulacak şekilde yapıldığını söyledi. Çalışmaların %75 oranında bitirildiğini belirten Polat, stadı Gaziantep Futbol Kulübü maçına yetiştirmek istediklerini ifade etti. Şu anda biz soyunma odalarını ve hakem odalarını %75 bitirmiş durumdayız. Basın türbününü, protokol türbününü, aydınlatmanın %70'e yakını bitmiş durumda. En kısa zamanda ani önemli bir aksilik olmadığı takdirde ilk maçımızı biz kendi stadımıza oynayacağız. Polat, stat zemini için ay başında çalışmayı başlatıp bir hafta içerisinde gözden geçireceklerini belirtti. Ay sonuna kadar yetişecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu duyurusu şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olağan mali ve seçimli genel kurulunda, başkan seçimi için adaylık başvuruları Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için belirtilen sürede Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine yapılan başvurular neticesinde
Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgeleri incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere Genel Kurul'da başkan adayı olmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir. Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, Sayın Mehmet Büyükekşi, Sayın Servet Yardımcı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine yapılan diğer adaylık başvuruları, Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 38'de 1. maddesinde belirtilen başkan adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir. Türkiye'nin olimpik stadlarındaki tek parkuru Meriç Nehri'ne ilk resmi kürek yarışları başladı. Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı. Edirne Valiliği destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda 112 sporcu Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç Köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ediyor. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk gazetecilere yaptığı açıklamada kürek sporu için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. 100 yıllık bir federasyonuz. 100 yıldır bu parkuru bekliyorduk. Bana nasip oldu. Bu tarihi anı gördüm. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Parkurumuz daha yapılmadan Avrupa Şampiyonası almıştık. Üstüne Balkan Şampiyonası aldık. Şimdi Türkiye Kupası'nı yapıyoruz. Türkiye Şampiyonası. Burası gerçekten hem şehir için hem spor turizmi için hem de spor camiamız için çok önemli bir nokta olacak. Ertürk, ön elemede başarılı olan sporcuların hafta sonu finallerde yarışacağını da ifade etti. 6 parkurlu yarışlar yapılıyor. Yani en iyi 6 finalde yarışacak. Cumartesi ve pazar günü finallerimiz ve bu finallerin puanlamasına göre de pazar günü kupa törenimiz olacak. Türkiye'nin olimpik standartlarındaki ilk parkurunda gerçekleştirilecek final yarışlarında yaklaşık 400 sporcu kürek çekecek. Yarışlar pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek. Bu haberimizle birlikte günün spor gelişmelerinden derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sporla kalın, hoşça kalın.